Şimdi son Doflamingo videomda fazlasıyla Crocodile'in ismini söyledim. Ondan dolayı da Crocodile videosunu çekmenin zamanı geldiğini fark ediyorum. Şu an Kaido ile cebelleşen Luffy'nin Crocodile ile olan dövüşü aslında daha da imkansızdı bence o zaman. Karşımızda zeki, güçlü ve kurnaz bir düşman vardı. Bunlar da yetmezmiş gibi bir de bir şeytan meyvesi yemiş ve bu bir Logia türü ve çoğu şeyi kuma dönüştürebiliyor. Bakın bunu hafife almayın. O zaman kuma karşı etkili bir şey de yoktu piyasada. Haki, maki bunlar hep sonradan seriye dahil olan eşyalar. O zamana kadar açık ara en korku saran rakip Crocodile'dı. Neyse introya geçiş vakti geldi. Ondan dolayı da gelsin size benden Sir Crocodile hakkında 20 bilgi. Kaizoku Oni! Kore wa nare! Adı. Gerçek adını öğrenmedik bugüne kadar. Aslında çok da merak ediyorum gerçek adını ama şu ana kadar bildiğimiz kullandığı isimdir. O da Sir Crocodile'dir. 2. Yaşı. 9. ayın 5'inde doğmuş olan Sir Crocodile ilk defa gördüğümüzde 44 yaşındaydı. Doğal olarak da timeskip'ten sonra 46 yaşını devirmiş oluyor. 3. Boyu. Ne demiştim uzun boylular seride maşallah. Uzun boy olayında da yanlışım yoksa ilk akılda kalacak sıçramayı yaşayan karakter de Sir Crocodile'dı. Ondan sonra zaten 3, 5, 6 metreler geliyor hatta yanlışım yoksa. Hatta ilk izlediğim dönemi hatırlıyorum animede vay canına çok büyük falan diyordum. Ama bugün o kadar da büyük olmadığını fark ediyoruz tabi. Crocodile'ın boyu 2.53. 4. Değeri. Shichibukai olduğunda 81 milyon berry değeri olan ve o zaman için kulağa fena gelmeyen bir sayıydı bu. Şu an güncellendiğini tahmin ediyoruz bu değerin ve ama ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Bir de mangaka Eiichiro Oda'nın dediğine göre hükümet Barok firmasının Crocodile'ın olduğunu öğrenseydi 81 milyon değeri birden 162 milyona çıkartılırmış. Şimdi 162 ve 81 milyon büyük sayılar değildir şu an bakarsak bu olaya ama o zamanı düşünürsek bayağı yüksek sayılardı hatta yani manyak ödüllerdi. Yanlışım yoksa ondan sonra da bayağı bir süre kimse gelmedi. İlk işte süpernovalar vesaire orada yine yüksek ödüllerle karşılaştık. 5. İlk Shichibukai. İlk karşımıza çıkan Shichibukai Mihawk'tu. Seriye ikinci katılan Shichibukai da Crocodile'dı ve ilk Logia kullanıcısı olan Shichibukai da Sir Crocodile'dır. 6. Suna Tsunanomi. Suna Tsunanomi şeytan meyvesini yemiş olan Crocodile kum yaratabiliyor. Kumu manipüle edebiliyor ve kendini de kuma çevirebiliyor. Uyanan şeytan meyvesi hakkında da konuşan ilk kişiydi yanlış hatırlamıyorsa. Tabii kendi meyvesini uyandırdığımı bilinmiyor. Bu arada aranızda abone olmayanlar halen var. Lütfen abone olmayı unutmayın. Beraber de büyüyelim. Abone olanlar da bir beğeni atsın videoma. 7. Kançası. Animede çokça hatalar olmuştur zaman içinde. Bu manga içinde geçerlidir. Hatta son chapterlerin birinde maskesi bile unutulmuştu ultinin. Mangacılar bilir. Bu söylediğim hatalar manga ve animede oluyor zaman zaman. Crocodile'ın kançası ne alaka demeden izah edeyim. Crocodile'ın kançası bazı sahnelerde unutulmuş ve iki eli birden çizilmiş. Hem anime hem de mangada olan bir hatadır bu. 8. Miss Golden Week'in gökkuşağı tekniği. Barok firmasında bir küçük renk paletiyle dolaşan bir kız vardı. Bilmiyorum hatırlarsınız kesin onu. Adı Miss Golden Week'ti. Ve bu kızın şeytan meyvesinin sayesindeki gökkuşağı renk tuzağı tekniği ile Crocodile'ın hayalini öğrenebiliyoruz. Ve oradaki hayali korsanlar kralı olmaktı. 9. Pes ettiği hayal. Dediğim gibi Crocodile uzun süre korsanlar kralı olmak istemişti ve bir yerden sonra büyük isteği gittikçe küçülüyor. Genç yaştayken yeni dünyaya giriş yapıyor tıpkı Luffy gibi, genç ve hırslı biriymiş. Hatta parlayan bir gidişatı da varmış ama belirsiz sebeplerden sonra insanlara olan güvencini kaybediyor. Bundan dolayı da korsanlar kralı olma hevesi de iniyor. Bence çok saçma ama ne bileyim abimiz biliyordur bir şeyler. 10. Çocukluğu. Crocodile ile ilgili bir teori senelerdir etrafta dönüyor. Açıkçası o teori de kulağıma çok mantıksız gelmiyor. Tamam biraz abartılı bir teori ama mantıklı bence. Hani olabilir, olsa wow demem yani. Gülüp geçerim. Ha ister miyim istemem o teoriyi. Hani şu var ya şu teori, Crocodile kadın falan. Bilen belki biliyordur bunu, bilmeyen yorumlara yazabilir bunu. Cevaplarız. Neyse, tam olarak mevzumuz o değil. Eiichiro Oda, Crocodile'ın çocukluk resmini çizmiş ve bu resimdekinin cinsi benim için o kadar belli değil.
Tabi sizin de düşüncenizi merak ediyorum. Bu dediklerimin dışında çocukluğunda da belisinde bir silah taşıyor. Ve aşırı suratsız bir hali var ki bunu 40 sene sonra bile yüzünde tutmuş. 11. Doflamingo ile benzerlikle. Şimdi biraz copy paste olacak ama aynı şekilde koymasam krokodayla da ayıp olur yani. Ondan aynı şekil ekliyorum burada bu bilgileri. Doflamingo ile krokodil arası bir ton benzerlik var. Hatta şöyle diyeyim, Doflamingo krokodilin yeni dünya versiyonu gibi neredeyse. İkisi ülkesinin kahramanıydı. İkisi gösterişli giyinir. Ki karakter sil bunu. Bir al. İki karakterin planları aslında birbirine benziyor. Tabi belli bir yere kadar. Bir yerden sonra bu planlar değişiyor biraz. İkisi Luffy tarafından yeniliyor, denizciler tarafından tutuklanıyor. Krokodil'i Smoker tutukluyor, Doflamingo'yu da Fujitora tutukluyor. İkisi şeytan meyvelerini çok iyi kullanabiliyor. Hatta Krokodil'in şeytan meyvesiyle uyandırmış diye de baya bir düşündürtüyor bizi. İki karakterin giyinişi çok görkemli. İkisi kraliyet ailesinden kişileri kullanmıştır. İkisi yasa dışı malzemeler kullanmıştır. İkisi kafalarından saldırıya uğramışlardır. Hatta kafaları kesilmiştir veya bölünmüştür. Ama şeytan meyvelerin gücüyle kurtulmuşlardır. Ve son videoda da dediğim gibi ikisi Goldie Roger'ın idamında oradaydı. Hani fazla bir şey dememe gerek yok. Echiro da bence burada bir alıntı yapmış. İlham almış, basite kaçmış. Kaçabilir. Krokodil çok güzel çizilen bir karakter bence. 12. Ivankov. Bu malum teorinin çıkışı zaten Ivankov'a ait. Geçmiş zamanda Ivankov ile karşılaştıklarını öğreniyoruz. Ve sebebi belli olmayan bir olaydan dolayı Ivankov'dan nefret ediyor Krokodil. Hatta Ivankov bir şeyi söylemekle tehdit bile ediyor Krokodil'i. Yani bu teori doğru mu yanlış mı bilmiyorum ama şu an Ichiro Oda'nın çizdiği bir kadın krokodili aradım. Normalde bir ton karakter yapıyor ama ben maalesef kadın krokodil çizimini bulamadım. Varsa da atarsanız linki sevinirim. Bilmeyenler için. Etrafta baya bir teori dönüyor. Krokodil kadındır diye. Sebebi ise Impel Down'da Ivankov onu tehdit ediyor ve krokodil yüzündeki çizik ek olarak da Roger'ın idamında sadece arkadan görüyoruz. Yani çocukluk resmi vesaire de pek erkeksi durmuyor diye de söyleniyor. 13. En sevilen. Hikayesi ve tarzı olsa gerek sevilen kötü bir karakterdir. Hatta sahne almasından yıllar geçmiş bile olsa. En iyi düşmanlardan biri olduğunu da es geçmeyelim. Neyse, en sevilen listede zirveyi bir ara 15. sırada yapmıştır. Ve bu son çıkan oylamada da 17. sırada kendine yer bulmuştur. Hatta şu an kısa bir düşünüyorum. Yanlışım yoksa kötü karakterlerden en üst sıradaki olanıdır. Sonra da Doflamingo geliyordu hatta. 14. DC Universum'daki Batman'ın düşmanı The Riddle hatırlayan vardır umarım. Hatta Batman'in en kötü filmlerinden bir tanesinden Jim Carrey tarafından canlandırılmıştı. Hatta şu yeşil elbiseleri vardı, soru işaretleriyle falan. Ha bilmiyorum ne düşünüyorsunuz o film hakkında. Neyse, Ichiro Oda ilk çiziminde onu ilham almış. Ama sonrasında da vazgeçmiş ve daha değişik çizmiş Krokodil'i. Kusura bakmayın şu an kısa bir araştırdım ama o resmi bulamıyorum. Ha bulursam eklerim ama bulmadım yani bulamayacağım gibi de duruyor. 15. Mafya Boss. Net bir yerde yazmasa da Sir Crocodile'in bir mafya bossundan alındığını da görüyoruz. Barok firması ve hal ve hareketleri ile İtalyan bir mafya bossundan ilham alındığı da ortadadır bence. 16. Hayvanı. Whitebeard gibi onun da beslediği hayvanları vardı. Whitebeard'in Stephanie gibi küçük ve masum değil bu hayvanlar. Özel timsahlar besliyordu ve bunları seride de gördük zaten. Tabii canım, fantazide serbest. Ama o timsahların boyunu falan geçiyorum zaten. 17. Elbiseleri. Dikkatli takipçiler bu hatayı belki fark bile etmiştir. Mangada Krokodil Impel Down'dan kaçınca hapis elbiseleri ile çıkıyordu. Ve birden o normal kıyafetler ile karşımıza çıkıyor. Bir hayran nereden Krokodil'in elbisesini bulduğunu soruyormuş Ichiro Oda'ya. Ve Ichiro Oda New Kama'dan aldığını diyor. Ve normalde de animenin hatalarını hep görsek de burada da anime manganın hatasını düzeltmiş. Ve bu sahneyi animeye eklemişler. Ben şu an hatırlayamadım o sahneyi ama aranızda kesin hatırlayanlar vardır. 18. Whitebeard'e kafa tutmak. Whitebeard ile bir düellosu var ve sonucunu hepimiz tahmin ediyoruz. Peki niye bir yonku ile dövüşmüş? Merak ettiniz mi? Eskiden korsanlar kralı olmak isteyen Krokodil bunun en kolay yolu direkt Whitebeard'i yenmek olduğunu düşünmüş ve bundan dolayı da Whitebeard'i aramış, bulmuş, dövüşmüş ve yenilmiştir. Gayet normal. Marineford'da da direkt ona saldırmaya çalışıyor. Büyük ihtimal saldırma isteği de ona karşı beslediği nefrettir. Yani yenilginin nefreti. 19. Asıl planı.
Alabasta da Pluto'nu bulmak istiyor ve Pluto'nun sayesinde de dünyayı hükmetmek istiyor. Ama Sebex ve Doflamingo'nun aksine Imusama gibi birini bilmiyordu büyük ihtimal. Tabi bu benim kendi tahminim. Pluto'nu nereden duydu, ne olduğunu nereden öğrendi bilmiyoruz. Ama ilginç bu gücü öğrenmesi. Yer mi? Şu an nerede? Marineford'dan sonra kaçabilen Sir Crocodile'ı kısa görme şansımız oluyor. Orada da yanında Jazz Bones yani Mr. One'ı almış ve yeni dünyaya gitmeyi planladığını öğreniyoruz. Tabi büyük ihtimalle oraya gidiyorlar ve akıbetleri ne olacak ben açıkçası çok merak ediyorum. Ve şunu da merak ediyorum. O zamanki değeri 81 milyon beriydi. Yani Shichibukai olmadan önceki değeri. Büyük ihtimal şimdi Impel Down'dan kaçtığı, Alabasta'da yaptığı eşyalar var. Ve bunlardan Marineford'da da yaptığı bayağı sağlam hareketler var. Ve birkaç pislik de daha yaptığını hesap edersek bence bir 700'ü bulur yani değeri. Bilmiyorum fazla mı uçtum yoksa az mı dedim. Siz ne düşünüyorsunuz? Biraz kapsamlı bir bilgi videosu oldu sanki. Hı? Neyse umarım bunu da böyle beğendiniz. Belki daha uzun videolar da yapabilirim zamanla. Neyse umarım bu videoyu beğendiniz. Abone de oldunuz. Ve görüşmek üzere.